belirttiği gibi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da, Ankara Kızılcahamam'da yapılan 31.ymiş. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı herkese hatırlatmak isterim. Değerli seyirciler, Erdoğan şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, AKP, ittifak ortağı MHP'nin ve ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin kırmızı çizgilerinin olduğunu belirtiyor Erdoğan. Yani herkesin bir kırmızı çizgisi var. Ve şöyle devam ediyor. Diyor ki, elbette siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Ancak siyasetin, özellikle de muhalefetin yıkıcı, yıpratıcı, ötekileştirici bir zemin üzerinden ilerlemesi Türkiye'ye fayda değil, zarar getirir. Türkiye bu siyaset tarzının acısını geçmişte defalarca yaşadı, çok ağır bedeller ödedi. Vesayet güçleri ve oligarşik yapılar siyasetin ve gerilimli atmosferinde, siyasetin bu gerilimli atmosferinde kendilerine alan açtı, hatta demokrasiye müdahale imkanı buldu. Terör örgütlerine siyaseti dizayn fırsatı veren yine aynı kasvetli iklimdi. Türkiye düşmanları da bunu ülkemizin yumuşak karnı olarak gördü. Muhalefetin de son dönemde bu gerçeği görerek yeni bir üslup ve söylem geliştirme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Neymiş? Ancak siyasetin, özellikle de muhalefetin yıkıcı, yıpratıcı, ötekileştirici bir zemin üzerinden ilerlemesi Türkiye'ye fayda değil, zarar getirir. Hocam, muhalefet mi yıkıcı, ötekileştirici, yıpratıcı bir siyaset izliyordu? Ya bu siyaseti izleyen iktidarın kendisi. Muhalefet diyor ki, sakın sert muhalefet yapmayın. Bizi sıkıştıracak, Türkiye'yi erken seçime götürecek, erken seçim talep edecek. Sakın bir adım atmayın. Efendi olun. Efendi efendi, terbiyeli terbiyeli, bunları tırnak içinde belirtiyorum, bir muhalefet izleyin. Yani bizim kurduğumuz düzenin muhalefeti haline gelirseniz bu herkes için faydalı olur diyor. Burada iki yan var, bu herkes için yararlı olur lafının iki tarafı var. Ve diğer taraftan da muhalefetin şimdiye kadar izlediği tutumu övüyor. Türkiye düşmanları da bunu ülkemizin yumuşak karnı olarak gördü dedikten sonra diyor ki, muhalefetin de son dönemde bu gerçeği görerek yeni üslup ve söylem geliştirme çabalarını takdirle karşılıyoruz. Yani AKP eğer Erdoğan bir muhalefetin çabalarını takdirle karşılıyorsa oraya bir soru işareti koymak gerekir. Neden sorusunu sormak lazım. Olay şu çünkü. Seçimi kaybetmiş, azınlığa düşmüş bir iktidar var. Sert ve etkili bir muhalefet, kendilerini uzaklaştıracak bir muhalefet, iktidardan uzaklaştıracak bir muhalefet yapılmasını istemiyorlar. Bundan ürküyor ve korkuyorlar. Bunun yerine uysal, kendi kurdukları düzenin sınırları içinde makul bir muhalefetin uygun olacağını öngörüyorlar. Bu nedenle de muhalefetin kendi deyimleriyle yıkıcı, yıpratıcı bir söylem ve eylem çizgisi izlememesi gerektiğini belirtiyorlar. Evet, bu işte. Hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz diyor. Nelerden taviz vermeyecekmiş? Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Nasıl yumuşayacaksın arkadaş? Nasıl yumuşayacak hocam? Buyurun.